Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak tefikini rifik eylesin. Cenab-ı Hak iki canda aziz eylesin. Taksiratlarımıza, kusurlarımıza bakıp da ihsanını, lütfunu, keremini, nimetini eksik etmesin. Rahmetini üzerimizden almasın. Ana babalarımızdan, usul ve furularımızdan her kimler ahireti göç etmişse bu maide-i Kur'aniye sofrasından hisselerini ziyade eylesin. Mekanları cennet bahçesi mübahçe eylesin. Ve cennet bahçesi ve iştirak-ı amal-i uhrevedin hissesini ziyade eylesin. Bizi bize bırakmasın. Sevgili kardeşlerim, bugün 13. lema. İmam-ı Şafii'nin bir sözüyle şey yapacağım. İmam-ı Şafii radıyallahu anh der ki, Kur'an gelmemiş olsa sırf insan kendini tanıma ve istikametini bulmak adına tevhidin 4 mertebesi, yani Allah, ahiret, peygamber, bir de meleke, değil mi? 4 tane, yani eksik oldu galiba. Allah'ın, ahiretin varlığı, ben kimim, vazifem ne? Bu 4 tane. Ben kimim? Dolayısıyla burası neresi? Vazifem ne? Bak, Allah'ın varlığı, geldiğim, gidecek olduğum, burası neresi? Ben kimim ve ne yapacağım? Kendi tanımazsan, ne yapacağını bilemezsin. Şimdi bu 13. şu an bir 5-10 dakika bir şey mukaddime yapmak istiyorum. Çünkü bu yaklaşık sizinle beraber herhalde bir 5-6 ders sürer. Belki de fazla. Ama şu noktadan bakmanızı istiyorum. Rüyada Naci'nin de rüyası buna alakalı. Aynı anlattığı gibi. Şimdi bak, çizmeye çalışıyorum. Küçük daireden büyük daire. Bu dersi anlatmaya çalışıyorum. Projesini. Şunu çekeyim. Rahat olun. Bu dershanenin salonunu düşünün. Kapı var. Lambiriler var. İzah ettiğimi zannetmeyin. Bir şey anlatacağım. Çok mühim. Dolap var, kitap var, saat var. Rahle var. Oturuyorsunuz. Ne kadar detay var? Ampuller var, masa var. Daireyi genişlet. Burası tepecik. Tepecikteki evler var, bahçeler var. Evlerde insanlar var. İnsanlar bir şey düşünüyor, hissediyor, fikrediyor. Nefretleri var, muhabbetleri var. Aşkları var, adavetleri var, dertleri var. Var değil mi abi? Hepsi farklı mı? Her evdeki çocuk, kadın. Daireyi biraz genişlet. Büyük çekmece. Büyük çekmeceyi düşünün. Büyük çekmecede de dükkanlar var. Daire büyüdükçe detay artıyor. Dükkanlar var. Ve orada deniz taşımacılığı var. Balıkhaneler var. İnsanlar var. Duyguları var. İnsanların nefreti var, öfkeleri var. İdealleri var, ideolojileri var. İdealistlikleri var. Fikirleri var, hayalleri var, gayeleri var. Var da var. Tamam. Böyle genişlet Türkiye, İstanbul. Türkiye, dünya, galaksi, biraz daha alemi berzah. Alemi berzah, tamam mı abiler? Vefat etme an. Kabir değil, berzah. 7 kat semanın üstüdür alemi berzah vefat eden. Sonra haşir meydanı, bir sistem. Oradaki duygular ister, herkes kendi dertlerine tavsif ediliyor ya. Şöyle olacak, böyle olacak. Makamı Mahmut ortaya çıkacak, şu olacak. Sistem. Sonra Sırat Köprüsü. O da bir sistem ve yöntem. İtikat ve amel. Hulasası. Böyle bir halat o. Bazılarına inceleşiyor, bazılarına kalınlaşıyor. İtikat, kılıçtan keskin, kıldan ince demek. Bir tanesi bidat, bir tanesi de itikat. İnce olması, yani yürümek. Bidatlarla boğuşmak, kılıçtan keskin olması,
yanlış yaparsan itikadın gidiyor. Kesiyor seni. Sonra cennet var. Cennetin müştemilatı var. Hepsinin cemi huri var. Bu mübalağa etmiyorum şimdi. Sonra cennette kendimizi göreceğiz. Biraz daha Allah'ı göreceğiz. Sonra nasibi olan cennetten daha değişik boyutlar var. Pek bahsedilmez onlar. Onlar gömülüdür. Arş var. Lef-i Mahfuz var. Onun üstü Arş-ı Azam var. Bunlar cennetten bahsedilmez. Cennette alakaları yok bunlar. Bunlar farklı bir şey. Cenneti de içine alıyor bunlar. Çünkü Allah Resulü cennete girdi. Cehennemi gördü. Cehenneme girmedi. Cehennemi gördü. Cennete girdi. Sonra yoluna devam etti. Yola devam ediyor. Miraç yolunu. Cennete girdim. Tekrar Arş'a. Lef-i Mahfuz. Sonra Arş-ı Azam. Sonra imkan ve vücub ortası. Kabu Kavseyn. Yani her şeyin bir yerde, bir şeyin her yerde olduğu makamsız makam. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tabiriyle kelamların, kulakların yani sıfatların olmadığı, işitme, görme olmadığı bir şey. Ama burada bitiyor hepsi. Bu anlattığım, buradan başladık değil mi? Bu anlattıklarım hepsi bu paket. Hepsi burada. İçimizde hani dükkan dedik ya büyük çekmece tepecikte. Kimisi boya yapıyor, kimisi kaynak yapıyor, kimisi taksiye biniyor, kimisi yemek yapıyor. Kimisi zulme diyor, kimisi zulme vuruyor. Kimisi olta atıyor, kimisi yemek yiyor gibi ya. Bu alem hepsinin cemidir. Düşünebildiğin, düşünemedin hepsinin hulasası. Ölüsü de dirilsi de, taşı da canlısı da, hissiyatı da duyguları da tek şeyden yaratılmış. Hayattan. Hayattan yaratılmış. Hepsi hayattan yaratılmış. Tek şey. O hayat büyük küçük fark etmez. İğnenin deliğiyle filin büyüklüğü hiç fark etmiyor. Hayatın yani okyanusun bir damlasının içeriğinde ne varsa okyanusunda aynı şey var. Yani o kemiyet, keyfiyet meselesi adet önemli değil. Yani büyük küçük yok. İşte insan böyledir. Şimdi içimizde bazıları mesela tanımlayayım. Fikir yoldur. Yol ama. Mesela dağcılar ipi alır. 13. söze bir harita çizmeye çalışıyorum öyle bakacağız diye. Diye atar. Demiri atar dağcılar. Sonra dağa tırmanır. O hedef yani hedefi belirlenenin ipi olur değil mi? Takılırsa. İşte fikir yoldur ama hedefi onaylanan, hedefi olanındır. Hedefi olmayanın fikri yoktur. Ustad fikir yoldur der. Yoldur ama nerenin yolu yani? Bu tarafın bu tarafın böyle mi? Yani hedefi onaylanmışsa fikrin olur. Doğru veya yanlış fikrin olur. İşte içimizde bazı şeyler bağdır, hisler gibi. Bazı yerler içimizde mekandır, duygular gibi. Mesela duyduğumuz şu kelamlar içimize girdiği zaman tahayyülde şekilleniyor. Tasavvurda bilgi oluyor, malumat oluyor, zan oluyor, şüphe oluyor, tereddüt oluyor. Garip garip bakıyoruz Allah Allah bu ne diyor falan. Hep tasavvurdadır. Akla girdiği zaman izan olur. Ondan sonra hüşyar olur, zekavet olur, anlayış olur, idrak olur, basiret olur, feraset olur, olur da olur. İmam-ı Gazali der ki bilgilerin üstünü toplarsanız, birbirine bağlarsanız bilgileri ilim olur. İlimle bilgi farkı. Sonra aşağı ine. İçeride hep anlattığım bu oda yastıklar var, dolap var, saat var. Var da var, kamera var, kalem var. Ama fark şu. Bunlar hep bizde o. Hep bizde bu. Bizim dışımızda değil. Allah'ın dışında ne varsa
İşte onu detay yaptım. Halı, koltuk, kablo, masa, su, kale, tepecikte, duygular, kadın yemek yapıyor, ötekisi bağırıyor aşağıda, ötekisi araba satıyor, ötekisi araba soruyor, ötekisi bilmem kaynak yapıyor. Onların içsel alemi, duyguları, hisleri, nefretleri, muhabbetleri, adavetleri, hepsi herkes kendisini merkezde görür. Herkes bendedir, ben de herkesteyim. Bu anlattıklarım hepsi bizde. Fark şu, şu yastık bizde ama bizde içimizde her şey canlı. Her şey canlı ve şuurlu. İrade de canlıdır, ruhludur, şuurludur. İçimiz böyledir. Bunu Allah gitti, vokumladı. Böyle bir yorgan, battaniyeler divan altına koyduğumuz zaman çok yer tutar. Onun bir naylonları var böyle. Vokumlayıp böyle ufak paket yapanlar. Allah da insanı vokumladı. 18 bin alemi vokumladı. Bu alemlere açmak, bu insan bu. İnsan. Ha, bu alemleri neyle açıyorsun? Yöntemler var. İki yöntem var. Bir menfi, bir müsbet. Yap, yapma. Oruç, namaz gibi şeyler yap. Haramlar yapma. Bunlar sonuç değildir. Oruç, namaz, haram, helal sonuç değildir. Süreçtir. Ustad diyor ki yatsı namazında o aleme girdi. Oraya giriş yöntemidir. Oraya girince namaz yoktur. Cennette namaz yoktur. Hem de ebzeli. Bakın fani 60 senede namaz var. Bu kadar mühim. Ama sonsuz cennette namaz yoktur. Oruç yoktur. Ama sen hala varsın. Anlıyor musunuz? 60 senenin 15 senesi zaten gece. 15 senesi çocukluk. Bu kadar mühim bir namaz sonsuzlukta yoktur. Bu insan böyle. İçimizde kimisi yemek yapıyor bu şey değil. Kimisi kaynak yapıyor. Kimisi boya yapıyor. Kimisi nefret ediyor. Vazifesi nefret etmek. Kimisi muhabbet ediyor. Kimisi zulme diyor. Kimisi zulme uğruyor. Hepsi biz. İşte bu anlattığım haritanın harita ve şablonuna hoş geldiniz. Bu 13. lema. İç alem. İçsel alem. Burada şeytandan istiaze deniliyor. Şeytan bir sistemdir. Sanat-ı fıtriyesidir. Yaratılışı bu. Allah onu öyle yarattı. Hani 20 şey işareti cazda diyor ya, şeytanın içinde marifet var mıdır? Yoktur. Niye? Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca şer'i düşünür. Yani sanat-ı fıtriyesi. Allah da itiraz etmiyor yani. Diyor ki, bak şeytan öyle diyor diyor Kur'an'da. Beni sen azdırdın diyor. Adem Aleyhisselam, ben nefsime zulmettim. Yani bunları dışarıda tabii ilk önce yeni işte olduğumuz zaman böyle İslamiyet'e vay bu oluyor bu namusu şeytan şöyledi. Ama böyle artık külliyatı tefekkür okuduğun zaman hepsi bir senaryo, tiyatro. Film çekiliyor. Elestu bi Rabbikum de sahne aldık biz. Bir saatlik film var. Herkes kendi filminin de başrol oynuyor. Elestu bi Rabbikum de başrolüne geçtik. Sonra ezeli ve ebedi bir film işte yapılıyor, yapım. Yapımcısı Cenab-ı Hak. Başrolde biz oynuyoruz. Fakat bir saat dedim, yanlış söyledim. Bu film oynarken en kaliteli film, mevzu nereden geçiyor? Pakistan, Pakistan'da çekiliyor. Nerede? Dubai'de. Nerede? Arabistan'da. Ravza-i Mutahhara mevzu ise orada çekiliyor. İşte sahneyi Elestu bi Rabbikum'de aldık. Rabbin kimdir? Sonra dünya denilen diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir saat durulacak diyor. O gemi ezelden ebede var olan gemi yani bir sistem. Bu filmin bir sahnesi varmış. O da bir saat çekilecekmiş. O da dünyaymış. Dünya limanına yanaşıyoruz ve iniyoruz.
bir saat sahne alacağız. Yani bizim 60 senemiz ötelere göre bir saat. Film çekiliyor. Sıkıştırılmış. Yani dünya o başrolde oynadığımız filmin bir saatlik sahnesi. İşte bu bütünsel bu film burada göreceğiz. 13. yıl. İnsan bu. Çok garibinize geliyor. Ama şeytan denilen bir sistem olmasaydı insanda iki şey olmazdı. Şeytanın iki vazifesi var. Yani sonucu var bize. Bir, kemalat insaniye vesile oluyor. Bir, makasıdı hayriyeyi külliyeye. Makasıdı hayriyeyi külliye. Külli, hayli maksatlar var. Bunu 258 şualarda söylüyor. Yani küçük şerlerle beraber ama yani bu belediyede çöplüklerde var. Dedik ya filan. Burada da söylüyor. Ama orada daha çok şey yapıyor. Burada da söylüyor. Aynı yer. Şimdi dersimiz böyle bir harita. İnsanın içine gireceğiz. İmam Şafii'ye niçin söyledim? Dedi ki sif vel asr olsa bizim diyor kendimizi tanımak adına bu yeterdi. Ben de diyorum ki bana göre tabii külliyat olmamış olsa da sırf 13. lema olsaydı büyütmüyorum yeterdi. Yani olurdu yani yeterdi derken olurdu. Sistemi anlatıyor. Rezepleri anlatıyor, insanı anlatıyor. Artıları, eksillikleri, insan içi. Biz hadi başlıyoruz. 2'yi 5 geçiyor. Gelen abi mesela sistemsel baktığı zaman aynen öyle mesela gelen bütün vesvesele suallere direkt vesvese nazarıyla bakıp bitti yani. Sırf o soru değil. Bakın arkadaşlar, şirk var ya şirk. Yani nereye bakarsan bak hepsini Allah'a veremiyoruz. Olmuyor yani. Sebebe takılıyoruz. Ustad bakın diyor ki hayatı niye söyledim? Bu anlattığım var ya burası dershane salonu, Tepecik, Büyükçekmece, İstanbul, Dünya, Türkiye vesaire. Hepsi 18 bin alem hayat ile yaratılmış. Eğer biz hayatı anlarsak, hayat dediğimizde 18 bin alemin yaratıldığı malzeme. Taşta, toprakta hayattan yaratılmış. O hayat sende. İşte diyor ki, eğer diyor biz hayatın bu sırrını anlarsak, şirk ve iştirak her cihetle yok olur. Her cihetle yok olur. Orayı ben bir açayım. O cümleden başlayayım. Evet, 5. remiz nerede? 4. remiz, ha şurada. 5. remiz. Diyor ki, mahiyet insaniye birdir, herkes birdir. Aslında Peygamber aleyhissalatü vesselam bir tane insan var, insanlık bir tane. Aynalar adedince insanlar var. İlişkiler, çelişkilerimizi kullanarak farklılaşıyoruz. Sistem, mahiyet itibariyle aynıyız. Güneş aynı olduğu için aynaların renkliliği güneşi renkli göstermiş. Ama güneş birdir. Mesela aynasını söylüyorum güneşin. Yeşil biber, kırmızı biber, kavun, elma. Hepsi aynı. Ama birisi yeşil, birisi turuncu, birisi kahverengi, birisi siyah, birisi bilmem ne. Hepsi güneş aynı. Bir. İnsanın mahiyeti birdir. İnkısamı gayrimümkündür. Hem hayat vasıtasıyla. Hah burası. Lemalar 338'de söylüyorum. Hayatı böyle biraz anlarsak. Etsa-i kainat. Şu etsa var ya cüzler. Kainatın yıldızları. Jüpiter. Dünya. İn aşağıya. Büyükçekmece. Göl. Bursa'nın Uludağ. Her şeyi. Etsa-i kainat, insanın
Efradı hükmüne. Dünya senin ferdin. Kainat ise kainat. Kainat ne demek biliyor musunuz? Arştan aşağıya. İçini anlatayım. Kainatın içinde ne var? Cennet, cehennem, daire ilim, daire hayat, kürs, lef-i mahve ispat, emri kün, fekün tezgahları. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Nev. İnsanın. Bu hayatta yani. Hayatın içerisinde herkes etzai kainat. Kainatın arş. Bizden yaratılmış. Cennet bizden yaratılmış. Lef-i mahfuz bizden yaratılmış. Arş-ı azam bizden yaratılmış. İyi tutunun bakın. Cebrail bizden yaratılmış. Mikail bizden yaratılmış. İsrafil bizden. Hayat da yaratılmış. Onlarda hayat yok mu? Alacağım. Ama hayatın 5 mertebesi var ya mertebeye. En camisi insanda. Niçin insanda? Niçin Cebrail'den daha camiyiz? Aynadarlık itibariyle Cenab-ı Hakk'a. Çünkü en kesif, en camidir. Efendim? Abi bizden yaratılmış denildi ya mesela. Şimdi ağır geliyor değil mi? Yani bizden yaratılmış derken bizim hayat var ya, bizde var olan hayat. Bizde var olan bir hayat. İnsan. Meleklerin itiraz etti ya, ya Rabbi fitne yapacak, kan dökecek şeyleri mi yaratacaksın? Dedi ya. Ama ne dedi? Ben onlardan öyle bir şey takip ediyorum ki Cenab-ı Hak diyor şartlayacağız da, onların fitne, fesadına, kan dökmesine bakmayacağım. Günahına bakmayacağım. Peki hepsi mi? Hayır. Bu insan topluluğu içinde birkaç tane bu sırrı anlarsa, birkaç tane, birkaç ki, bir Geylani, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman, zaten Allah Resulü bahsetmiyor, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, sırayla gidersek İmam-ı Ali, sonra Seynel Abidi, sonra Cafer-i Sadık, sonra Bey ile başlayan, yok, Bağdadi, yok, hadi bak. El-Bakır mıydı? Bakır, İmam-ı Bakır. Ya böyle. Sonra geliyor. Konevi, Muhyiddin Arabi, İbrahim İdesuki, Ahmedi Bedevi. Peçeli dolaşırdı. Niçin? Peçeli peçeli. Şu anda maske var ya böyle mikrop için. Nurani'den dolayı birkaç kişi ölmüş. Şimdi biz de yakışıklı olalım diye neler yapıyoruz adam? Şöyle diyebilir miyiz? Şu anlattıkların olduğu için Ezrail var, Mikail var. Bunlar olmaz. Hani tabii. Şimdi en cami olan en kesiftir. Yani güneşi en güzel kim gösterir? Toprak mı? Su mu? Hava mı? Ne gösterir? Güneşi en iyi gösteren topraktır. İnsan cismaniyete sahip olduğu için hayat değişti. Melekler cesetleri olmadığından aynadarlıkları bizim gibi külli değildir. Küldürler, külli değiller. Cüzdürler, cüzi değiller. Şimdi diyor ki şuraya bak, hayat vasıtasıyla etsa-i kainat onun efradı. Ya zaten Resulullah'ın temessülatı değil miyiz? Ne diyor? Gitti geldi. Ya Muhammed, ey arkadaşım aleyhissalatü vesselam. Bana orada olanları anlat. Hayır dedi. Ben senin arkadaşın değil miyim? Ben sana vahiy getirmedim mi? Dedi. Sen nereden alıyorsun? Bak hele dedi. Vesaire. Yani ben bir adım da atarsam yanarım dedikten sonra insan nevinin yolu devam ediyor. Onu kastediyorum. Cilve-i Nur Muhammed ya da. Evet. Allah rahmet etsin. Nadir abi. Kendine öyle isim koyuyor. İsmini değiştirmiş. Cilve-i Nur-u Muhammedi benim adım dedi. Etsa-i kainat bakın görüyor musun? Kainatın etsaları var ya cüzleri. İnsanın efradı hükmünde 13. lemayı unutmuş değil. Ama en az 5-6 ders yapacağımız için 10 ders bu haritayla bakacağız. Bu hayatın haritası 13. lema. İçte dolaşacağız. Neler oluyor?
Yani her bir duygu içeride arkadaşlar müstakil bir zatı var. Yani Tayyip Ekmez karıştırır gibi hislerimizin nihayetsiz. Zihinlerimiz, fikirlerimiz, hayallerimiz. Zannediyor musunuz ki hayaller cansızdır? Hayal ne ediyorsan vücut ona göre çalışıyor hormon. İster cinsellik, isterse kabadayılık, isterse nefret. Hayal ettiğin şeye göre vücut çalışıyor. Ona göre hormon salgılıyor. Etsai kainat, insanın efradı, kainat ise insanın nevi hükmüne geçer. Sikki-i ehadiyeti, bak sikki-i ehadiyeti, ehadiyet ne? Denizin komple yüzü, güneşi gösteriyor. Vahidiyet, her bir damla, her bir damla ehadiyeti gösteriyor. İnsanda sikki-i ehadiyeti, mecmunda İslam gösterdiği gibi, her bir cüzde dahi o sike-i hadiyeti ve hatemi samediyeti göstererek şirk ve iştirak her cedde taat eder. Yani burada dolaşacağız. Gayemiz bu derste, gayemiz içsel alemin böyle karaciğer böbrek olmadığını, duygular, fikirler, hisler, kalp, ruh, hafi, ahvaların hepsinin müstakil bir şahsiyet olduğunu unutmayın. Mesela korku hissi. Korku hissi. Aklı vardır. Ne yaptığını bilir. Şuuru vardır. Hayatı vardır. Kalbi vardır. Ruhu vardır. Müstakildir. Hepsi müstakildir. Adamdır, bir adam. Mesela vefa bir adamdır. Bir adam gibi düşünün. Aklı var, ruhu var, şuuru var, gözü var, kulağı var. Siz gözü bunu mu zannediyorsun? Bu penceredir. Basar sıfatı şu anda aktif. Onun için görüyoruz. Peki bu gördüklerimizin aktif olduğu ruhta, kalpte, dimada mekansız mekanları yok mu? Duygu işte, basar, basiret sıfatı. Hepsi, bakın korku, şehvet, gadab, vefa, sevk, şefk, muhabbet, aşk, şefkat, lezzeti ruhani, iftihar-ı muka. Ben seninle iftihar ediyorum. Allah da iftihar ediyor. İftar mukaddesi. Hepsinin bakın müstakil bir vücutları var. Allah onları vakumladı. Hani koca battaniye biz yaz gelince divanın altına koyarız ya yorgan battaniyeyi. Naylona katlarız, koyarız. Ondan sonra süpürge makinesiyle pış diye çekilir. Vakumlanır. Fabrikalarda daha büyük olur. Koyarız. İşte Allah bizi vakumladı. Bütün 18 bin alemi kodladı. Buraya Hasan dendi. Et kemiğe büründüm. Yunus diye isim aldım diyor. Bu. Şimdi bu sistemin haritası. En zembereği. Bak neler oluyor. Neler var içeride. İnsan. Çok büyütmedim göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. 13. lema. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatin ve a'udhu bike rabben yahturun. Sadakallahu lazim. E'udhu billahi mineşşeytanirracimin sırrına dairmiş. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. Besmele yok daha. Birinci söz neydi? Bismillah. İkinci cümle nedir? Yani Yo şey, biz dahi ona mı başlarız diyor, onunla mı başlarız diyor. Ona başlarız da, onunla başlarız farkı şu, bir kere çözersin, ben kalemi alırım ayrı, aldıktan sonra yazmam farklı şey. Ne yazıyorum önemli değil. İlk ama alırken bakıyorum. İşte biz ilk önce besmele ile başlamıyoruz. Birinci sözde. Ona başlıyoruz, onu çözelim. Besmele'nin 6 tane sırrı var. 6 tane iman esasını hulasasıdır. 6 tane Esma-i Sitte var. 6 tane alemin şifresidir. Kabu Kafsen, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Kürs, Alem-i Şehadet. Biz dahi onunla başlarız değil. Birinci söz. Ona başlarız. Onu bir çözelim. Orada Besmele var. Burada
Euzu billahi mineşşeytanirracime sırrına bir şey yapıyoruz. Gördünüz mü? Bu besmele değil bu. Yani bu sistemi hareketlendiren, biraz önce anlattığım sistemin zembereği. Ama ismi burada bulunan adamın adı şeytan. Ötelerdeki adı Azazil. Allah tarafındaki özelliği, vasfı mudil esması. Esma yani. Allah tarafında melekler nur, ismi melek, ötekisinde iblis. Ama artık bunun bu sistemi geçmek lazım. Tamam. Günahtır, namazdır, oruçtur bunları çok ciddi yapacağız ki o sistem bu şifreyle açılır. Bak zannediyor musunuz kimlik midir? Belediye memurları veya devlet memurları böyle bir şey asarlar. O karttır. Okuturlar, kapıdan geçerler. Daha hassas olan yerlerde uzaktan kart okur. Daha hassas olan varsa gözüne bakar, kapı açılır. Ben geçerim, geçmez, kapı açılmaz. İşte bu 13. lema besmele değil, onun başı. Onun da başı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlere havale ediyoruz. Onun euzu billahi mineşşeytanirracim buraya geliyoruz. Bakmış mıydık böyle şey? Bayağı. Şimdi fark. Onun başı. Sırrı diyor. Ama hemen anlaşıldı değil mi? Oysa sırrına dairdir. Peki Kur'an'da şeytanla, iblisle alakalı çok şey, ayet var. İki surenin de tefsir oluyor abi. Felaknas. Felaknas. 13. lema. Yani bir de şunu diyeceğim. Vekul Rabbi euzu bike min hamazati şeyatin vekul euzu bike Rabbi en yahturu. Bunu niye seçti? Şeytan hakkında o kadar ayet var ki. Bunu seçti. Bunu şey. Bu ayet aynı zamanda Vesvese Risalesi'nin başındaki ayettir. İkisini koymuş. Aslında biz de burada bu sistemi şey gerekiyor. Son bir şey mi de sadedin söyleyeyim. Şurayı havuz düşünün belediyenin. Bir metre yükseklikte su. Tavan yüksek. Bire bir veya ikiye iki plastik suda batmayan kare koyun suya. Ama ışıklı olsun. Hepsi farklı ışıklı olsun. Mavi, yeşil vesaire. Hepsini kare. Kare şeklinde olduğu için yani dikdörtgen değil. Eşit abiler. Suyun üzerine dizin. Hiç boşluk yapmayın. Tamam. Tam doldurduk mu? Su gözükür mü? Gözükmez. Kapattık mı abi? Tavanda hepsi farklı renk vurdu mu? Işıklı ya karanlık. Tamam. Suyu aşağıdan hareketlendirin. Aşağıdan. O üzerindekiler oynar mı? Yer değiştirir mi? Değiştirmez. Böyle böyle olur da ama yer değiştiremez. Çünkü tam yapışmamış mı? Nasıl yer değiştirecek? Dolayısıyla aşağıdan ne hareketlendirirseniz hareketlendirin. O plastik oynamayınca yukarıdaki yansıyan renk deseni, renk alemi değişmez. Öyle mi? Tamam. Şimdi ben diyorum ki Barış oradan iki tane al oradan. Sen de al Ahmet abi. Sen de üç tane. Oradan herkes birkaç tane alsın. Ortadan da alın. Boşluk oldu mu? Oldu. Şimdi suyu hareketlendirin. Yer değiştirir mi bu plakalar? Değiştirir. Oradaki manzara değişir mi? Değişir. Heh. İşte insan fıtratının donukluktan çıkaran ara boşluğu şeytan denilen sistemdir. İçerimizdeki zenginlik artsın, donukluktan çıksın, itibari ve nisbi kıyasla ve mukayese ederek düşünce fırsatı veriyor. Vehim ve vesvese. Vehim düşünseldir, vesvese eylemseldir. Eyleme olur vesvese, vehim düşünceleri olur. Demek ki ara boşluğu. Ara boşluğu lazım. Ama gelen adam havuza geldi. Olumsuz adam. Bu ne ya? Havuz bomboş. Başkası gelir. Oo vay be ne kadar renkli şeyler var üzerinde ya.
cahil olan, bilmeyen, olayı bilmeyen, sonucu bilmeyen, tavanı bilmeyen, tam da bu niye aldınız ki ne güzel bir manzara teşkil ediyordu. Oysa oradaki ara boşluğu yapmak tavandaki sonucu değiştirmek içindi. Hareketlendirince o da değişecek, yansımaları da değişecek. Farklı renk ya, orada da olay değişecek. Biz sırf buna bakıyoruz veya buna bakıyoruz. Buna bakınca itiraz ediyoruz. Niye boş ya? Şunun için. Yer değiştirsin, zenginlik artsın, kıyas olsun. Aynı şey olmasın. Bununla bu kıyas olsun. Bu da onunla kıyas olsun. Çünkü o boşluk olunca yer değiştirir. İşte içimizdeki bunun bu misal gibi ara boşluğu şeytan diyoruz. İçimizdekinin ara boşluğunun dışsal alemi adı, dindeki adı şeytan. Onun için kemalat insaniye sebeptir şeytan. Makasıdı hayri külliye. Makasıdı hayri külliyeye vesileymiş. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci işi, şeytandan istiyazı sırrına dairdir. Sır. On üç işaret yazılacak. 13. lema, 13 işaret. O işaretlerin, işaret ha bu, haza diye var ya, şu diye. O işaretlerin bir kısmı, müteferrik bir surette 26. söz gibi. Görüyor musunuz? Ne alakası var? Aslında vesvese risalesine atıf yapması lazım. 26. söz ne? Kader risalesi. Bunun detayı farklı bir versiyonu. Kader risalesi. 26. söz gibi bir kısmı söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Aslında kaderin şahit olduğumuz olay bu. Yani 13. lema tafsilatı kader risalesi icmali 13. lema biz. Kader risalesi. Kader risalesinin çekirdeği. Bunun açılımı kader risalesi. Çok tuhaf değil mi Resul abi? Kader Risalesi'ni hiç havale eder miydin? Aslında bu 13. lemayı nereye havale ederdin? 12. mektuba ve Vesvese Risalesi'ne. 21. söz ve Vesvese Risalesi'ne. Yani olumsuz ne varsa külliyata ona atıf yaparsın. 11. şua, cehenneme, şeytan vesaire. Ama kader diyor ki, o işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette 26. söz gibi. Tafsilat orada oldu diyor. Kader risalesini fark etmeyen bunu biraz sahti kalır. Kader risalesi hali ve vicdanidir, içseldir. Abi şöyle mi oluyor? Bir şey sorabilir miyim? Sor. Hani şimdi bu şeytan meselesi oluyor ya. Şeytana uyunca bir şey bulamıyor, kadere mi havale etmiş oluyor bu seferde? Değil. Kader neydi? Esma-i fiiliyelerin, koy tencereye, esma-i hüsnaların, koy, esma-i zatiyelerin, kulazim ve rabbin asmeliki nas ilahi nas, yani esma-i hüsna, esma-i ilahi, Esma-i Rabbaniyeleri. Koy tencereye, pekmez tayin gibi. Karıştır. Onun hulasasıdır kader. Yani fiili bir versiyonudur, yazılımıdır. Kader. Kader sistemin adıdır, sistem. Sistemde kendini inşa edeceksin. Bu sistemde. Yani şöyle diyeyim. Daha önce misal vermiştim 15 sene önce. Bu Zeytinburnu'nda top oynanıyordu ya, biz dershane böyle sağıma bakınca içine bakıyordum. Topun içine bakıyordum sağının. Öyle yakındık. Bir gün kavga olmuyordu. Bakıyordum. Sonra şöyle bir misal hatırıma geldi. Şimdi stadyumun şekli. O top oynanan çizgiler. O top, o penaltı olan yerleri. İçerideki offside penaltı ne demektir? Onlar futbolcuya göre değildir. O umumi bir sistemdir. Değil mi? Umumi bir sistem.
Futbolcu bu umumi sistem içerisindeki kendisinin sistemi var. İşte top sahası, oyuncu sayısı, o çizgilerin büyüklüğü, penaltı vesaire. Yani hepsi kaderdir. O sistem içerisindeki senin tercihin irade ve ihtiyardır. Kendini orada ifade edeceksin. Onun dışına çıkamazsın. Yani güneş bugün doğmasın diyemezsin. Kader. Benim ömrüm şu kadar olsun diyemezsin. Ya ben bu yöntemi değiştireyim, hastalığı kaldırayım diyemezsin. Bunu ancak yönle. Yani heyelan kopuyor. Heyelan geliyor. Durduramazsın ama yönlendirebilirsin. Tamam? İşte bu yönlendirme yeri. 26. söz sistem. Bu o sistemde kendimizi yapılandıracağız. Kader Risalesi'nin dümeni. Dümen tutacağız. Koca gemi, kaptan biziz. Okyanus dalgalı. Neresi belli değil, hangi yere çıkacağız? Bir kemiği bileceksin, denizi de iyi bileceksin. Yetmiyor, tayfana da hakim olacaksın. Hedefin de belli, yükün de belli. Ayrıldığın liman da olacak. Kolay iş değil bunlar. Hepsinin adı kader. Kaptan sensin. Bunların bütünselliği. Bakayım ne yapacaksın? Ama kaliteli bu. Kalite budur. Kalite budur. Ve 26. sözde havale etti. Şimdi bu 4 tane şey söyleyecek burada. Birinci işaret sual. Sual aslında kendisi cevap gibi. Bu ne güzel misal? 16. sözün başıdır. Soru sorulurken aslında bir şey izahtır. Burada da izah var. Bak diyor ki, şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir methalleri olmadı. Demek yokmuş. İzah değil mi? Soru yani. Dikkat edin ya, ustadın eğitim metoduna bakın. Soru kendisi cevap. Şeytanın icat edemiyorlar. Soru da, sorunun içerisinde 4 versiyon var. 4. Hilkat, 4'ü unutmayın. Hilkat, inaşaya. Fıtrat, inaşaya. Beşeriyet, insaniyet, inaşaya. Beşeriyet. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri gireyim. Beşer, insan, fıtrat, hilkat. Burada da 4 tane soru var. Şeytanların, birinci bir daha okuyorum. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadı. 1. 2. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar oldu. Öyle değil mi? Soruya bakın. Cevap. 3. Hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyit ve müşefik bulunduğu. 3. Hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfil ettikleri halde. Cevap değil mi? Bir daha okuyayım 4'ü. Hem ehli dalaletin müstekreh çirkinlikleri. Yani kendileri bile nefret ediyor hayatından ama çıkamıyorlar. Yani lanet olsun diyor. Şuurlu olanlara, o berbat bataklığın içinde olanlar kızıyor. Bunların içerisinde bir tanesi de Rus devlet başkanı. Çok ilgimi çekmişti. Özel nasıl şey yapmışlarsa. Gaye ne demişler? Rusya'nın gençliğini bu fuhuş ve içki bataklığına nasıl kurtaracağım? En büyük gaye budur demiş. Çünkü Zındıka Komitesi, globalistler, küreselciler bir milleti yok etmek için neslini yok ediyor. Ne yapıyor? Su yerine içki, uyuşturduk kafayı. Lenin ve Troçki, bunlar Yahudiydi. Yer yer böyle geniş daireden de örnek vereceğim. Onlar da görmüş demek için en bariz örnek, çarpıcı örnek verdim. Neyi görmüş? Ehli dalaletin müstekreh çirkinlikleri, ehli dalaleti temfil ettikleri aldı. Onlar bile nefret ediyor bu işten. Ama kim yapıyor bunu? Küreselciler yapıyor. İnsanları insanlıktan çıkartacağız. Gayeleri bu. Bitti soru 4 kategoride. Şimdi diyor ki, bunu saydıktan sonra soru buradan başlıyor. Hizb-ı şeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? 2.
ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? Birisi hikmet, bir tanesi de sır. Şeytanın hikmeti, şeytanın sırrı. Tamam mı abiler? Tamam. Hepsi tabir. Şimdi giriyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 2,5 oldu. Hikmeti ve sırrı şudur ki, hikmeti zaten ben yukarıdakini acele ettim. Bir tanesi hikmet dedim, ikincisi sır. Zaten burada söylüyor. Hikmeti ve sırrı şudur ki. İki cevabı, ikisini beraber veriyor değil mi? Hı-hı. İkisini bir yapıp veriyor. Evet. Ama tek de, dikkat edersen Nazm-ı Mani tek tek anlatıyor. Abi bir şey sorabilir miyim? Sor Barış. Diyorsunuz ya mesela bu globalistler insanları bozmaya çalışıyor. Bu adamlar zaten zındık değil mi? Doğruyu nasıl biliyorlar? İnsan için söyle bir şey diyeyim. Geçen bir şeyi ifade ettim ya, ifade ettim. 30-40 senelik Risale-i Nur hayatımda yeni fark ettiğim bir şeyi paylaştım. Kur'an ve Risale-i Nur 23 senede farklı haletlerle yazılmış. Yani mesela ben biraz bilirim hapishane hayatını, işkenceyi bilirim 98'de. Dağları bilirim, ağaçların kovuklarını yattığım, faili meçhul cinayetlerin olduğu yer. Bir şey anlatmak için söylüyorum. İşkenceyi de bilirim, dayağı da bilirim. Ama o haletlerle bir tefekkür yapılamaz, bir şey yazılamaz. Ağacın kovuğunda yatarken, çünkü 98'de kaçıyoruz. Faili mesul, asit kuyuları var ya, kıyma makinesine çevriliyor. Adamlar yok yani. O dönemde yani. Şimdi o dönemlerde Kur'an'dan başka bir şey okuyamıyorum. Yer değiştiriyorum. İkide bir vesaire. Ben bir şey anlatmak için soruyorum. Hapishanede bir şey değil yani. Hapishanede bir şey değil ki. Bu eserler nasıl yazılabilir? O zehir ateşindeyken, zehirliyken. Demek ki bu sistemi çözmüşler, girmişler. Sen ne sormuştun bir tabi söyle? Bunlar zındık ya. Bu adamlarda çözenin çözdüklerini çözmüşler. Ben de işte 23 senede bu külliyat nasıl yazıldı diye merak ettim. 23 senede Kur'an nasıl şey oldu? Meğer bu külliyatın da Kur'an'ın da la teşbih ve la temsil, onun temsilciliğini yaptığı için arka tarafında, bunların arkasında matematiksel, sistematik bir yöntem çalışıyor. Bu zatlar bir bilgi alacakları zaman ötelerden ikaz alırlar. Zile basılır. Zırırın, sen görmezsin, bastım. Hemen şey gelir. Buyur müdür bey. Şimdi bu büyük zatlar da asrın vekili adına zile basarlar. Yani teveccüh ederler. Allah'tan isterler. Ondan sonra kapı açılır. Kapı açılınca ilim dünyası, mana alemi komple açılır. Hangisini alacaksın? Bunların eline bir şablon verilmiş. Mesela su dolduracağım bununla. Ama üçgen olabilir bu. Dikdörtgen olur. Şekilli olur, farklı olur. Ama işte bu Risale-i Nur'u alırken nasıl 23 senede birbirini ortadan kaldıracak, birbirine zıt ifadeler yok. Hep tamamlayıcı. Olur mu? Olmaz. Nasıl düşünecek? Zehirdesin sen. Ben ağacın kovuğundayım. Ben bunu nasıl yazarım? Allah Resulü devenin şeydeyken vahiy geliyor. Ruslarla savaşırken ustad atın üzerine işaret-i cazı yazıyor. Bu olur mu? Hiçbir çatışmaya girmeyen anlamaz bunu. Anlamaz bunu çatışma. Her an ölümle yüz yüze olan bir insan ya bir çıkar defterini, yaz şu ayetin ince ısrarını. Böyle bir şey olur mu ya? Ya biz kafayı mı yedik? Ya kütüphanede yazılması gerekmiyor mu? Ben heyecanlanmada ben mi kafayı yedim ya? Böyle hiç düşünmüyor musunuz? Bu at üzerinde bu olur mu ya? Ben kütüphanede anlamıyorum. Alimim. Adamlar alim. Arapça yutmuş. Eserde. Şu anda işaretleyeceğiz ders kitabı. Nasıl olacak bu ya? Doğuda. Ha demek ki neyi anlatmaya çalışıyorum? Bir adamı büyütmüyorum ben. Ben zaten hakikat büyük. Ondan büyük olmuşlar. Hakikatları büyük olduğu için, iddiaları büyük olduğu için. Ha bu arkada Risale-i Nur'un arkasında yazılmada
bardağın şekli gibi, dikdörtgen üçgen gibi bu Risale-i Nur, bu manasını burada gözükebilmesi için yöntem, sistematik, matematik çalışıyor. Ondandır ki beşerin iktidarıyla olmadığına en büyük delil, Allah bugün sabah kahvaltısına sordunuz. İlk sure 96. sure mi olmuş? 97 miydi? 96. İkra bismi rabbikellezi halak, değil mi? İlk sure 96. sure niye olsun? Eğer insan aklıyla yazılırsa bir kitap, edebiyat kitabı vesaire, baştan giriş yapılır, gaye nedir, proje çizilir, giriş, gelişme, sonuç yazılır. Sana gelen ilk ayet 96. sure. Bu aklı beşerle yazılmadığını gösteriyor. Yaz kardeşim 10. söz. Ustadım demişler, birinci söz yok ki. Yaz. 10. sözden başlanır mı? Hani bir yok. İkinci sözden önce yazılmış. 29. söz. Bildiğim için söyledim. 29. söz. Ruhbaz. Bütün külliyatın hulasası muhakemat doğuda yazılmış. Daha külliyat yokken. En büyüğü Ağrı'daki o zatın Ahmedi Hani kabrinde o muhakemat kalbine iniyor. Nasıl bir şey ya? Kardeşim, matematiksel sistemlere sahip oldukları için o alemi manadan, alemi misaden, alemi şeyden, lef-i mavzadan alırken o kalsın, o kalsın, bu kabına göre alıyor. Yaz kardeşim diyor, sen görmüyorsun. 10. söz, ustadın birinci söz yok, sen yaz. Yaz Ebu Hüreyre, Allah Resulü, İkra bismi rabbikellezi halak, o 97. sure, ya Resulallah birinci sure nerede? Sen yaz. Yani beşer yaz, beşerin işi böyle olur mu? Beşerin düşünüşüyle olur mu böyle bir şey? Yok ki ya. Tuhaf. Abi o şey var da. Hani o Kur'an hakkında söylüyor ya abi. Sanki eğer şimdi yeni bilmeyen bir baktığı zaman sanki tek seferde inmiş. Bir şekilde okunuyor geçmişini bilmeyince. Risale'nin de geçmişini bilmeyince zaten bu kadar mantıklı. Yani kolay mı abi ya, bu kadar inmiş zaten. Tek tek bir seferde yazılması lazım. Öyle olması lazım ona, evet. Bakarsan zahire. Tabii bozulmasın. Çünkü niye? Sabah yazdım, ben akşam unutuyorum. Aa, biraz önce soru sordu. Neydi dedim, cevaba girdim, unuttum soruyu. Biraz önce. 23 senede ben, 23 sene önce ey ashabım 22 sene böyle de, 22 sene önce böyle demiştim. Şimdi onu değiştiriyorum demiyor ki. Nasıl bir şey ya? Son yapacağı ameli ilk yapıyor, son diyeceğini ilk defa söylüyor. Böyle olur mu ya? Ya insanız da biliriz yani. Biz de kalem tutuyor elimiz. Kafamızda çalışıyor da. Yani 5 sene sonra söyleyeceğim güzel cümle için ben nasıl derim ya? Ya ben hem alim hep değişiyor ya. Serbest belge olunca ayağım yere basmıyor. Sırf bunun için yaşadığımı olsaydı bile bana yeter diyorum. Şu arkadaki şu serbest bölgeyi. Allah'ım bana ikram et. Sırf bunun beşeriyetin kendimize ve beşeriyete menfaatine çıksa yeter diyor, şey yapıyor. Ya bu adamlar nasıl bunlar şey yapmış? Aa, biraz önce ne demiştin dedim ya. Bu 23 sene, 22 sene önce ne demişti ya? Ya bu nasıl olur? Matematiksel, yani ille matematik, acizliğimden söylüyorum, matematik de değil. Matematiksel, sistem, proje yani. Arkada bir acayip bir yazılım var. Onu aldılar. Ondan sonra külliyatı ona monta ediyorlar. Ya kaplama yapıyorlar. Binaya giydiriyorlar. Kaplama giydiriyorlar. İman bile libas ya. 23 sözde diyor. İman libas olursa, elbise olursa insan kimdir ya? İman libastır diyor. Ruhunuza giydirin diyor. Çok külliyat tuhaf yani. Acayip. Hala alışamadım ben buna. Böyle duruyorum. Dur bakalım. İnsan gündüğü yazılması tehlifi zamanında hissiyatın efsaneye ilişmemiştir diyorlar. Evet. Yazılma anında hissiyatın efsane hiç ilişmiyor. Atın üzerinde savaşta, Ruslara karşı savaşırken normal bir devleti yaşartacaksın. Nazm-ı Mani yazılır mı ya? Lan sen ne yazıyorsun yani? Roman mı yazıyorsun? Gazeteci misin ki olay yazacaksın? Hiç alakası olmayan şeyler yazıyorsun. İhtiyar karı sayıda savaştan sonra yazmak lazım daha da. Ve savaşı yazacaksın da, savaşın aletlerini. Top geliyordu, çekiliyorduk, orada kardeşimizin şeyi vardı falan. Ya bırak ya. Hiç savaştan bahsetmiyor ki.
Savaşta yazılıyor, savaş yok. Halbuki bir kitap yazılırken imkanlar dahilinde yazılmaz. Her türlü imkanlar olmalı. Yok, anlatma. Anlatma, dur. Anlat. Şeytanlar istihazı olduğu için söyleyeceğim. Anladım. Yok, söyleme. Hikmeti ve sırrı şudur ki, çünkü zaman çok alır. Hikmeti ve sırrı şudur ki, yani yaratılmasında, ekseriyeti mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Demek ki hizb-ı şeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti bu. Sonra eli hak her vakit şeytanın şerrinde Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı neymiş? Ekseriyeti mutlaka ile dalaletler ve şer menfidir, tahriptir, ademidir, bozmaktır. Ve ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir, imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Şimdi ilk önce hükmü söyledi. Sonra içini dolduruyor. Nedir o? Bir, kaydıyı bilelim. Ekseriyete mutlaka ile dalalet ve şer. Dalalet ve şer arasındaki farkı söylüyorum. Size pek fırsat vermiyorum ama tabir olduğu için. Dalalet rehbersizlikten insanda ortaya çıkandır. Dalalet. Gayril mağdubi aleyhim velevdallin. Dallin var ya. Dallin nedir? Yani nasıl anlarız? Rehbersizlikten, 25. sözde söylüyor. Rehbersizlikten insanda şöyle. Şimdi burada çeşitli çeşitli insanlar otursa, her taraf dolu olsa. Tamam mı? Seni de birisi omuza alsa, seni baktın herkes belli. Çevirelim şimdi seni. Çeviriyor. İnsanlar nasıl görürsün? Beyaz bir sütün. Her şey birbirine karışır. İşte iç alem, dalalet ehlinin her şey birbirine girmiş. Hiçbir şey yerinde değil. Hiçbir şey net değil. Korunaklı değiliz. Adamlar demiş ya, yani siyah şeylerle Ermeniler nereden ne başımıza geleceği belli değil. İşte kontrolsüz, güvensiz olunca asker, içerideki şey, sistem, nerede ne gelecek belli değil. Her an bir psikolojik sıkıntı bekliyor. Bu dalalet. Şer ise bu sistemin ifrat ve tefriti. Bunun ifrat ve tefriti şer. Dalalet ve şer menfidir, tahriptir. Bak menfidir, nef. İçine alır, yok eder. Tahriptir, ademdir ve bozmaktır. Ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır. Hidayet, hikmetin karşılığı, yani müsbetin, sırrın da karşılığı hayırdır. Hidayet ve hayır, müsbettir, vücududur, imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki, şimdi izaha giriyor. Bunlar hükümdü. Şimdi izaha giriyor. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı, bak bu ne güzel bir misal. 20 adam 20 günde bir bina yapsa ahşap, bir günde tahrip eder. Bir adam bir günde tahrip eder. Bir çocuk şu anlarda öyle diyor, bir kilbitle yok eder, değil mi? Evet, bütün azay esa, yani aslında bu kadar hak ve hakikat ortada varken bu kadar peygamberler gelmiş, 124 bin, yani inkarcılığa ait peygamber gelmemiş. Ama imana dair 124 bin peygamber, 124 milyon evliya hat ve sava gelmiş, asya gelmişken gene niçin böyle insanlığın beşte biri iman etmiş? Çünkü sistem şöyle çalışıyor. Tahrip, şer, adem bozmak üzerine kurulmuş. İman, hidayet, hayır şeyler yapmak üzerine. Onun için tahribat, bozmak, yok etmek çok fazla gözüküyor. Güçlü olduklarından değil.
hak olduklarından değil, galip olduklarından değil. Ya tahribat üzerine kurulmuş. Yani 20 adamın, bakın 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı düşün. Bir ahşap, bir çocuk kibritleriyle yok eder. Bu sefer muktedir gözüküyorlar. Şer çok galip zannediliyor. Koca Bursa'ya birkaç tane açık saçık dolaşsa Bursa bozabilir. Ama onların bir senede yaptığı tahribatı 30 sene 30 tane alim yapamaz tamirini. Çünkü zihinlerde nasıl sileceksin? Hayallerde nasıl kaldıracaksın? Hayale girdi. Nasıl kaldıracaksın onu? Bir kere seyrettin film. Nasıl sileceksin kafandan? Efendim Barış. Şimdi abi insan 18 bin alemin hülasası ya. İçimizde bir kuvve her şey var diyoruz ya. Mesela Arnavutköy projesi var ya abi. Mesela proje burada olsa abi ufak bir yanlışlık olsa orada komple binayı yıkabiliriz. Ama yapılırken abi duvarı ters yapsan mesela yanlış olsa yıkarsın tekrar yaparsın. Aynı şekilde mesela haram var ama içeride şimdi abi her şey var ya abi sistem çok küçük bir şekilde projesi var. Sen ufak bir müdahale olsa içeride geniş daire çok büyük yansıma. Çok büyük yansıma oluyor. Doğru. Yani kağıdın üzerinde Arnavutköy binası. Hata yaparsan kağıttan düzelt. Ya silgiyi getirsen şu duvarı sileyim. Ama yaptıktan sonra duvarı silgiyle silemezsin. Bir de şimdi Üstad dedi ki abi, Üstad Hazretleri sisteme bakıp Risale-i Nur'u yazmış. Bu cihetle tamiri daha kolay oluyor abi. Direkt sistemi düzelttiği için dışarıda uğraşmıyor yani. Uğraşmıyor. Yoksa tek tek böyle ne yazayım, insanlara ne lazım, bugün de dur bakalım, bunun üzerine bu konuya yoğunlaşayım. Öyle değil. Adamlar sistemle gidiyorlar. Oraya bakıyorlar, burada ifade ediyorlar. Mesela Allah Resulü'nün sünneti niye en doğrudur diye. Şimdi bu kalemi hangini, nereye göre böyle mi koysam daha iyi size göre, böyle mi, böyle mi, böyle mi, böyle mi? Allah Resulü bunu orada müdahale ediyor. O alemi melekuta, meleği alaya, alemi gayba bakıyor. Diyor ki, Said götür 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 ileri, sağa kaydır kaydır kaydır. Bu orada iyi gözükmüyor. Çevir 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 çevir. Ha tamam. Biraz kendine göre al. Tamam. Bu kalem orada en güzel bu şekilde gözüküyor. Tamam. Buradaki müdahale orayla yapılıyor. Bunun adı sünnet-i seniyye. Yani orayı oraya bakarak burada uyguluyor. Bu kalemi böyle yapma yapma yapma. Kötü gözüküyor Hasan. Kaldır 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 kaldır. Kaldır. Buraya hiç bakmıyorum ha. Bak buraya bakmıyorum. Kaldır 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 kaldır. Tamam. Tamam. Az ileri de ileri. Aa tamam. Bu sizdeki o kalem herkese burada oturanlara göre en iyi konum budur. Çünkü niye? Bunun en iyi karşılığı orada böyle. Bunu böyle yapmanın adı sünnet-i seniyye. Orada alemi gaybda, melekut aleminde birbirine uygunmuş. Namaz böyledir. Eyle 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 eyle. Tamam tamam böyle olacak. Ya Muhammed. Rükü bu. Kalk 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 kalk. Semihallahu ve namide. Tamam öyle diyeceksin. Böyle ol, dönme 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 bu tarafa dön. Ha kıble bu. Yani kıble sizin kıbleniz. Burada bütünselliği burada cem olmuş. O dünyadaki adı kıble. Kesretin vahdeti. Kıble. Yani oradan buraya müdahale etmenin adı sünnet-i seniyye. Yoksa bir adamın davranışı değildir. Eğer bir adamın davranışı olsa kadın nasıl taklit edecek? Erkek çünkü peygamber. Fıtratın ifadesidir. Erkeğin değil bu. Hilkat ve fıtratın ifadesi sünnet-i seniyyedir. Hilkat ve fıtratın. Yani öyle bir ilaççı herkes için geçerli. Kadın evet. Geçerli. Şimdi bu ikinci işareti kadar geldim keseceğim. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet bütün azay esasiyenin yani insanın azaları var ya organları ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat insan. Mesela nefes almam için bakın. Ne lazım?
bir kere dünyanın etrafının hava tabakası 100 kilometre hava atmosfer lazım. En basit. İki, bu hava donmayacak. Çok da latif olmayacak. Yoğunluğu. Yukarıya çıkarsanız nefes alamazsınız. Yukarıya doğru. Aşağı giderseniz vurgun yersiniz. Bu havanın yoğunluğu ifrat tefrit olmayacak. Tamam, nefes alamayayım. Bütün organlar uyumlu çalışacak, sonra almamak için peki ne lazım? 40 tane sık bit. Tarif. O kadar güçlü yani tarif. Güçlü gibi gözüküyor. Tarif olduğu için gücü yok. Vücudu değil yani. Nefes almak vücudidir. Boğazı sıkmak ademidir. Vücudu ortadan kaldırıyor abi. Evet. Kaldırmak. Bir şey de kaldırmıyor. Tutuyor. Hidayetin her bir fiili vücuda hizmet ediyor. Dalaletin, şerrin, menfinin her bir fiili vücudu ortadan kaldırmak. Tamam işte. Onun için muktedir gözüküyorlar. Onun için beşer dünyasının beşte dördü iman etmemiş. Adama bak, cahilliğe bak. Buharı bulan adam diye iman etmedi. Demek ki İslamet doğru değil. Ölçüye bak. Acayip bir şey ya. Yani trenin diyor buharını bulduğuna göre diyor bu adam en akıllı, en zeki, o İslam'ı bilmesi lazım. Yani sen terziye gittiğin zaman, şu saati diker misin der misin? Saatin çarklarını kim yapacak? Saatçi. Terziye ne götürüyorsun? Saatçiye ne götürüyorsun? Bunlar ne alakası var ya? Yani ruh tamircisiyle araba tamircisi, ayağın tamircisi, bu ayağın tamirci, ortopediciyle ruh tamircisi ne alakası var ya? İşte onlar nötr olduğu için. Demek ki bütün azay esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat insan, Halik-i Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mefte o insanı mazar eder. Bak bir organı kesse, damar kesilse kan akıyor. Ama yaşaması için neler lazım? Ölmesi için hiçbir şey gerek yok. Bir varın bir tanesini kaldırın yeter. Bir şey yapma. Varın bir tanesini kaldır. Damarı kes. Ama var olması için insan hepsi lazım. Hepsi lazım. Tahrip böyle bir şey. Sisteme bak nasıl giriyor şimdi. Şeytan işte böyle bir şey ya. Bir methali yok. İcadı yok. Bak ne diyor? Birinci madde neydi? Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir methalleri yok. Yok ama ademi var. Yani kansızlığı yaratmıyor. Damarı kesiliyor, kan dökülüyor. Kan dökülünce böbrek gitti, karaciğer bitti, şey gitti, ciğer gitti, akciğer, her şey bitti. Aman ben ne yaptım ya dedi. Bir tıkan kestim, yani damarı kestim diyor. Yani şeytanın icat cihetiyle yok, tarif cihetiyle var. İşte günahlar da bu cinstendir. Ya ben ne yaptım ya diyor, filmleri seyrettim diyor. Ama içeride ne oluyor? Nereye aktığını biliyor musun? Nereyi kestiğini biliyor musun? Nelere... İçeriye neler aldığını biliyor musun? O adamlar girdi asker. Ya. Halik-i Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mefte o insanı mazar eder. Onun için ettaribul eshel durub emsal hükmüne geçmiş. Tarip kolaydır. Ettaribul eshel. Tahrip kolay. Durumu emsal hükmüne geçmiş. Son yeri okuyorum. İşte bu sırdandır ki, bu sırmış. Var etmek, hikmet, var etmek. Var etmek, hikmeti bu. Yok etmenin ayrı bir şey yani. Bunu da Allah yapıyor. Yani mesela diyelim ki bir insan nefes alabilmesi için kan dolaşması lazım, böbrek dalak olması lazım. Dünyanın etrafında küre hava olacak ama katı olmayacak, çok da ince olmayacak vesaire vesaire. Bu yapmak ne kadar ilim gerekiyorsa bunların birbirine bağlayıp da bir tanesini çekince hepsini durmasını da yapmak da o da çok zor. Mesela şöyle diyeyim. Kafayı kestin adam öldü. Ama karabalık var mesela.
Kırıkan'da. Adamı kesiyorsun, derisini yüzüyorsun, hala oynuyor. Şimdi şöyle bir şey olsa, bak tahrip etmek de zor ya. Şimdi kafayı kestik, adam kafayı, canı gitti ama vücut çalışıyor. Vücuttan hayat çıkmadı. Böyle bir şey olsa. Yani kafayı kesince can çıkıyor ya. Çıkmasın. Nereye kesin? İki. Kafa o tarafta oynuyor. Vücut bu tarafta. Hayda, nasıl öldüreceğiz? Kafa ikiye böldük. Bu taraf da çalışıyor. Bu kulak da çalışıyor. Bu kulak. Hadi iki kulak farklı duyuyor. Ne yaparsanız yap canını alamazsınız. Can almak da zordur. Can almak da Allah'a mahsus işte. Yani sen mermi attın canını almadın. Bir sistemi çalıştırdın. Can almak ümit olmaz. Mesela bakın kafayı kestin. Şimdi biz Allah böyle bir sistem koyduğu için adam öldü. Yo, bunu böldün. İkisinde ilişki vardı. Ayrıldın, çelişki oldu. Kafa orada oynuyor. Ne yapacağım diyor. Yürümek istiyor, yürüyemiyor. Kafanın ayağı yok. Vücutta diyor ki ulan ben ne yapacağım ya, kafam yok, akılsızım. Canını alamazsın ya. İkiye böl adamı. İki tane kol var. Yani her bir zerrede hayat var ya. Onu zerreyi sen çekiş dedi etsen atomdan hayatı yok edebilir misin? Her bir zerrede gözükmeyen bir hücreyi etsen böyle. Örste. İçinde hayat var. Nasıl çıkaracaksın onu? Onun için o hücreden hayatı çıkartan kim ise bıçakla vurulduktan sonra bu hayat böyle çıkan da o. Yuhyi ve yumit. Yuhyi ne kadar mühimse, yani şu. Ne kadar mühim nefes almak? Aldım. Ya veremezsem? Alabilmek kadar mühimdir verebilmek. Zordur yani. Bu sistemi nasıl yapacaksın? Ya sistem diyorum ya. Sistem, yazılım. Nefes almak bir sistemse vermek de acayip bir sistem. Aldın veremedin. Bir ayet gene bitti. Nefes alıp vermek kolay mı? Almak ayrı bir yöntem. Vermek ayrı bir sistem. Yani. İşte bu sırdandır ki 50 daha, yani bu da sistem ha, kolaydır derken kendi kendine olmuyor, gene Allah yapıyor. Öyle kurmuş demek istiyorum. O adamın kolunu kesti, kan aktı da ölmüyor. Allah öldürdüğü için ölüyor. Kan aktı, böbrekler çalışıyor. Kanın hücrelerinde can var. Her bir hücrede yok mu tek tek hayat? Oradan nasıl çıkaracaksın? Hücreden hayatı almak kime mahsus? Aa oynuyor. Aa, şaka demiyorum. Kafayı kestin. Kafa oynuyor. Vücut burada oynuyor. Ne yapacaksın şimdi? Gömemezsin. Gömemezsin de. Çıkmadı. Hücrede var. Kafayı ikiye böldün. İki kulak çalışıyor. İki göz çalışıyor. Ne yapıyorsun kardeşim falan diyor. Her bir hücrede hayat yok mu? Hücreden hayatı nasıl alacaksın? Cenzis Aleyhisselam derisi yüzülmüş. Evet. Ölmemiş. İşte bu sırmış arkadaşlar. Tahrip ede, yani kırmak, dökmek de öyle kolay değil. Sırmış bu. Yaratmak hikmet, tahrip edebilmek, yani bir sistemin, bir cüzün yok olmasıyla sistemin çökebilmesi mümkün değil. Olmazdı da. Ama Allah böyle bir sistem kurmuş. Bunun adı sır. Bu sırmış. Kurmak hikmet, çıkartmak, kaldırmak sır. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvet ile pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle mühkem bir kalası var ki onda tahsin ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bin halt edemezler. Tahsingah açta derse girdik. Derse sığındık. Derse sığındık. Kaledeyiz. Ha geldik. Kaledeyiz. Kitap okuyoruz. Kitap okuyor. Kur'an okuyor. Müslümanlarla beraberiz. Biz birbirimizle beraberiz. Atasun işte. O vakit o düşmanlar bir şey yapamaz. Bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler. Diyelim aldattı bizi. Bilmem ne yaptı. Hazreti Ali uykusuna üfledi. Kalkamadı sabah namazına. Öyle bir tövbe etmiş ki. Öyle bir üzülmüş, öyle yanmış ki ertesi günler ve hayatın sonuna kadar Hazreti Ali hep şeytan kaldırmış. Yasin Bestam Hazretleri de olmuş. Hazreti Ali de olmuş. Bestam Hazretleri de olmuş.
Çünkü niye? O demiş ki o tövbe, o istiğfar, nedamet beni yaktı, mahvetti diyor şeytan. Namazından aldığından daha fazla şey aldı. Vel akibetin lil muttakin. İyi sonuç, netice muttakilerindir. Sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. Mesela adama hani demiş ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, zulmetmeyin. Zulmede uğramayın. Ama ikisi bir arada oldu. Başka bir şansın yok. Zulmetmektense zulme uğra. Öldürmektense öl. Ve lakibetin lil mutakki. Oluyor. Sevap sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. Yani nereye getirdi? Ben bitiyor ya, sonra bir şey anlatacağım. Şey diyeceğim. Nereye bakarsanız bakın, dünyadaki hadiseleri. Bak, bir, dünyadaki olayları. İnsanın iç aleminde anlam kazanıyor ya, bunları neyle ustak yorumluyor? Ahiretle. Ahiretle baktırıyor. Vel akibetin lil muttakin. Bak ahirette baktırma. Mesela ahiretsiz dünya zulümdür. Niye? Ölüm mantıklı mıdır? Kanser olmak mantıklı mıdır? Yani toprağa girmek doğru bir şey midir? Ya ne istiyorsun? Ama hastalık iyi bir şey mi? Yok. Niye hasta oluyoruz? Niye ölüyoruz? İzah et hadi. Hani ya Rahman Rahim? Bütün kainatı Rahman ve Rahim ihata etmişti. Kabir var. Ölüm var. Bu soruyu kendisi soruyor değil mi Resul? İnsanların önünde diyor ölüm varken, hastalık varken Rahman Rahim nasıl olacak diyor ya. Ha, ahiretle bakınca hakikaten lazım. Teris olacaksın. Ezeli ve ebedi bir hayata başlayacaksın. Anasından doğmak, çocuğa deseler ki bu kadar geniş anne karnındasın torbada. Ya böyle dar bir şeyden böyle sıkıntı çekip çıkacaksın. Ya kim razı olur ya? Ne güzel ekmek elden su gölden. Geldi burada sen çalışacaksın. İşte doğmak gibi yani. İşte, ama ahiretle ölüme, hayata, musibetlere, hastalıklara, ayrılmalara baktığın zaman ahiretsiz olmaz. Onun için vel akibetun lil muttakin sirmiş. Ahiret gözlüğünü tak, ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. Burada gördüğün hastalık, musibet, çektik ya dişimiz ağrıdı, namaz kılarsan orada o kalayı metin, o metin sağlam kala, o hısnı hasin en sağlam korunaklı yer ise şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselamdır. Şeriat-ı Muhammediye eylemseldir, sünnet-i seniye itikattır, içseldir, sırat köprüsü gibidir. Kılınç, bir de kıldan ince. Şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam, bir de sünnet-i seniye. Yani bir tanesi itikat, herhalde şeriat-ı Muhammediye itikat, sünnet-i seniye eylem. Değil mi? Öyle. Zaten şeyde söylüyor bunu. Mektubatın sonunda bunu söylüyor. Bunun bir tanesinin itikat, bir tanesinin eylem olduğunu. İşte birinci işareti böylelikle bitirdik. İnşallah başka bir günde ikinci işaret ki böyle 13 tane işaret var. Fakat bugün gibi uzun olmaz. Bugün sistemi anlatmaya çalıştım. Nedir diye açıklama. Bana göre tabii. 13. şu an böyle bakın. 13. lema. Besmele değil. Besmele'nin başı olan Euzubillahimineşşeytanirracimin sırrıdır. Burası icmadır. Kader risalesi açılımıdır. Hiç alakası gözükmediği halde değil mi? Aslında içsel sistemi nasıl çalışıyor? Onun haritası. Vahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.